Ne oluyor lan orada? Alo. Ace. Oğlum ne yapıyorsun? Kanka böyle mi gezeceğim hep? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar İsa geldi oğlum, ne oluyor? Merhaba arkadaşlar, Gamer The Bekanlı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, az oynadığım katiller serisine devam ediyoruz. Ve bugünkü katilimiz Piramit Kafa. Gerçekten en son ne zaman oynadığımı hatırlamadığım bir katil. Karşıma da çok az geliyor. Eskiden çok fazla gelirdi ama son zamanlarda neredeyse kimse oynamıyor. O yüzden varlığını unuttuğum bir katil. Halbuki tasarım olarak, yaratıcılık olarak falan aşırı sevdiğim bir karakterdir. Çok cool geliyor yani bana. Çok da görkemli geliyor aynı zamanda. Şimdi hep söylediğim gibi sürekli aynı perklerle oynamak istemediğim için arkadaşlar farklı farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Yani normalde alırım ceza kancasını, alırım popu, alırım zalim kucaklamayı falan, hani böyle jen tutmaya çalışırım, fazla tryhard oynarım falan ama daha eğlenceli build'ler yapmaya çalışıyorum. Volek build yaptım. Bu tarz duvar arkası hasar verebilen katillerde Volek çok iş yapıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'üm Franklin'in sonu. Şimdi bu perk tek başına bir işe yaramaz. Kombin perk'ü var, onu da anlatacağım. Şu işe yarıyor perk. Normal saldırımız, yani sol tık ile bir kurbana vurduğumuz zaman ellerindeki item yere düşüyor ve 90 saniye boyunca bu eşyayı almazlarsa bu eşyanın yükü tamamen bitmiş oluyor. Bir daha alamıyorlar yani. İkinci perk'üm de uyum örgüsü. Bir eşya kullanım süresi bittiğinde yere düşer ve düşen eşyanın haresini görürsün diyor. Ama eşyanın kullanım süresinin bitmesine gerek yok. Az önce anlattığım perk sayesinde zaten biz eşyaları yere düşüreceğiz. Bu perk de şu işe yarıyor. Düşmüş eşyaların 12 metre çevresindeki kurbanların harelerini görebiliyoruz. Özelliğimiz de duvar arkasından geçebilen bir özellik olduğu için kurbanların bizi görmediği yerlerde biz onları görüp avantaj sağlayacağımız için özelliğimizi daha isabetli, daha tutarlı atabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu perk şu işe de yarıyor. Bir kurban yerden eşyasını aldığı zaman 30 saniyeline bir haber durum efektine giriyor. Yani bizim kalp atış sesimizi duymuyor. Üçüncü perkümüz kulağım sende. Piramit kafanın olmazsa olmaz perklerinden birisi bana göre. Bulunduğumuz konuma 48 metre yakınlıkta herhangi bir hızlı eylem gerçekleştirirse kurbanlar, yani işte pencereden paletten atlamak gibi düşünün, 8 saniye boyunca harelerini görüyoruz. Az önce anlattığım mantık bunun için de geçerli. Duvar arkasından hasar verebildiğimiz için kurbanların yerini görüp onlar bizi görmeden hasar verebilmeyi deneyeceğiz onlara. Ve son perküm de Zenshine taktikleri. Bu perkte ilk defa oynuyorum katil tarafında. İlk özelliği şu: 32 metre yakınımızdaki palet ve atlama yerlerinin, yani pencerelerin haresini gösteriyor bize. Böylece bazı spotları tam olarak ezbere bilmiyorsak palet nerede, pencere nerede, ona göre bir güzergah çizebiliyoruz. Yani kurbanın ne yapacağını anlayabiliyoruz. Ama bizim için asıl önemli olan olay da şu: palet düşüren kurbanların harelerini 5 saniye boyunca görebiliyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz sürekli hare görme üzerine bir build. Harelerini görüp duvar arkası bol bol özellik atmaya çalışacağım. İlk eklentim yanan adam tablosu. Özelliğimizin menzilini 1.5 metre arttırıyor. Yani daha uzağa vurabiliyoruz özelliğimizle. Bir diğer eklentim de balmumu bebek. Bu da özelliğimizin menzilini 1 metre arttırıyor. İkisi stackleniyor diye biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Toplamda 2.5 metre arttırıyoruz arkadaşlar özelliğimizin vurduğu mesafeyi. Bu arada bu piramidin özelliği bence çok %50-50 arkadaşlar. Yani video içerisinde tabii daha net anlayacağız kendim oynadığım için. İzlediğim kadarıyla söylüyorum. Gerçekten çok iyi oynayan birisinden de izledim. Orta seviye oynayandan da izledim. %50-50 gibi bir şey özelliği. Özellikle açık spotlarda. Hani ne bileyim Huntress'te mesela eğim alıyorsunuz, koşu yoluna atıyorsunuz falan, ne bileyim, ya da Death Slinger'da falan, ama bu piramidinki biraz daha şans gibi bence. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım fikrim değişecek mi kendim oynayınca. Birini bulduk, selamlar. Direkt içeri girmek akıllıca. Maymun gibi konuştum ana satayım, direkt içeri girmek. Okey, NT diyelim. Lan çakala bak sen. Sen kim köpek la? Okey, tabi biraz da fake'li de oynamamız lazım piramitle. Of, NT. Özelliğim bayağı uzağa gidiyor ya. Deneyeyim dedim de. Arkada bayağı bir jen yapılıyor. Lan nasıl? Nereye gitti oğlum? Aşağı mı gitti? Ablacım görüyorum. Ha, tele bastı ama 2 jen bitti. Bak orada item olduğu için sürekli onun yerini görüyorum da. Şu an çok bir işime yaramayacak, görmem. Çok iyi. Hazır telde de zaten en son buna tunnel atmaya falan çalışırız. Ne olur ne olmaz şu yola da biraz telimizi falan çizelim. Oha, üçü de diğer tarafta şu an. Tamam. Şuna bir minik, minik değil hatta bayağı hard bir tunnel atmam lazım. Yoksa maç gidecek. Barov süresi bekliyor. Çok iyi. Şuna da bir tane vuralım. Tamam, şimdi bunu tele yolluyoruz. Arkadaşlar. Bize en uzak yere gidiyor tele gittiği zaman. Aynı zamanda telden alındığı zaman hiçbir kanca sonrası perkleri de çalışmıyor. Heal geliyor he. Uhu, işte bu. Özellik uzatma. Özellik uzatma diyoruz arkadaşlar biz buna. Arkadaşlar arasında. Dead art yedim galiba değil mi? O kötü oldu.
Vuramadık. Dediğim gibi bak buralarda çok %50 yani bence özelliği. Smoke'tan kaçırdık bunu. Tamam okey, onu dojladı maalesef tunnel'ı. Celladın geliyor diye kötü bir espri. Okey. Diğerini yakalayabilseydim güzel olacaktı da. Diğeri hala yaralı ama şu an için bulamıyorum. 6 şen bitti okey. 3 şen aslında yakın birbirine. Bir şeyler yapabiliriz belki. Selamlar Edavung'cum. Çok enayi çıktın sen. Seni keşke ilk sana denk gelseymişim yani. Hani bayağı iyi olurmuş. Oo, ikisinin de yerini gördük. Daha kancayı almaya gitmediler. Okey. İtem sayesinde gördük. Dur bakayım. Şurada gördüğüm Mikaela'ydı. Onu almamız çok daha iyi olacak bizim için. Lan oğlum fake attık da sonrasında hareket edemedik. Neyse tamam, orayı kullanmasını engelledik arkadaşlar. Bizim için önemli olan oydu. Çok iyi oldu. Hızlıca atladığı için yerini göreceğiz şimdi. Oğlum nasıl lan? Alo? Hocam? Efendim? Ne yaptı oğlum bu? Yani bunu daha erken tanımlasam belki maçı kazanma şansım da olacaktı ama şu an maçı kazanma şansım var mı bilmiyorum. Çünkü diğerlerini yalnızca birer kez asabildim. Okey, şuraya bir yol çizelim. Belki bu eve falan kaçarlar can yapmak için. Dwight'ı boy. Yedin en iyi hitini kanki. Çok iyi hit. Ya şu smoke'lar var ya, beni kopartıyor ya. Çok özellik atamıyorum şu an ama sıkıntı yok, halledeceğiz. Biraz ısınma turları olsun bunlar. Verstappen'in ısınma turları gibi düşünün arkadaşlar. Bak ya bak ya, yaralı. Oğlum çok %50 ya, vallahi billahi bak. Gerçekten çok %50 değil mi ya? Ben mi yani şeyim? Tele basmadı, acaba decisive'i var mı? Hadi yo, morim var okey, çok güzel. İkinci kill, temiz. Zor bir maç, Springwood maçı. Piramit oynamayı bilmiyoruz. Ya, özelliği size bir şey diyeyim mi? Bak normal kullanmaktansa böyle bir spota atacakmış gibi yapıp o spotu kullanmasını engellemeye çalışmak daha işlevli gibi. Ben şu maymunu alsam buradan, tamam mı? Çok iyi ya. Dwight'ın diğer yerini bitireceği belliydi. Ben üçüncü kilimi de alayım, defolayım gideyim bence. Edavunkcığımız soldan atlamaya mı çalışacak? Hayır. Bak çok %50 hani, anladın mı? Bence dojlaması da çok basit yani. Şöyle atsam. Bak bu sefer de mesela Dim direkt koştu. Okey, tele basması güzel oldu. Ya oğlum sen iğrenç bir özelliksin ya. Sen iğrenç bir özellik. Bak vallahi şeyde daha çok işe yarıyor. Dur şunu kafese yollayayım. Hani böyle arkasından gelip atlamasını engellemeye çalışıp bırakıp kullanmak daha iyi gerçekten. Bak tam izlediğim gibi oldu. Çok %50 bir özellik. Bir de sıkıntım şu oldu bu build'le ilgili. Springwood geldi ya. Springwood çok açık bir map. Hani jungle'cım yok, bir şey yok. Sürekli araba spotu var. Üstü açık spotlar var. O yüzden hani beni sürekli gördüler atarken. Bu build biraz daha kapalı alanlarda işe yarar. Yerlerini görüp onların beni görmeden atmam lazım. Ama sıkıntı yok. 3 kill ilk maç için iyi, gayet iyi. Özelliğini %50 dememin sebebi ne biliyor musunuz? Eğer böyle hani piramit main değilseniz, çok hakim değilseniz özelliğine, ya sağa atıyorsunuz ya sola yani hani mantıken. Kurban da aynı şekilde ya sağa ya sola kaçıyor. Az önceki spotta gördünüz. Önce atacağım yerin tam tersine koştu. Ben de bir sonraki atışımı bu sefer o zaman onun gerisine atayım. Sonuçta fake veriyor diye düşünüp gerisine attım. Bu sefer de dimdik ileri koştu. Dediğim gibi çok %50 bir özellik bence. Piramidi oynamayı sevmememin sebeplerinden birisi de bu yani. Hani çok senin elinde değil bence. Senin elinde olan kısmı az önce anlattığım hani bir kurban palete ya da pencereye giderken gerisindeyken düz M1 vuruşla yetişemeyeceğiniz bir mesafedeyseniz özelliğinize geçtiğiniz an kurban o sesi duyup o palete gitmekten ya da o pencereden atlamaktan vazgeçiyor. Böylece açıkta kalmış oluyor. Eğer atlarsa da zaten özelliğinizi vuruyorsunuz. Bu tarz net yerlerde çok daha iyi bence. Onlarca o %50'lik kısmını nasıl çözebiliriz bilmiyorum. Hani sağ tarafa bakıp bir an sol tarafa atabiliriz. Kurban tam tersine gitmeye çalışacağı için. Belki hani %55-%60'a çıkarabiliriz şansımızı. Hiç hakim olduğum bir katil değil. Yanlış oynuyorsam falan, hani böyle sinirleniyorsanız falan kusura bakmayın. Zaten bu az oynadığım katilleri oynadığım serinin amacı şu. Katilin mekaniklerine hakim olup yorumlar kısmından da sizlerden bir şeyler öğrenmek. Nemesis'te olsun, Entropy'de olsun, Demogorgon'da olsun, gerçekten iyi şeyler öğrendim sizlerden. Piramitte de
de aynı şekilde böyle olacağını umuyorum. Hani abi şunu yapmak yerine şunu yapabilirsin. Özelliğini şu tarz yerlerde atarsan daha iyi olur gibisinden şeyler yazarsanız bu video amacına ulaşmış olur. Böylece bir sonraki piramit oynayışımda buna dikkat ederek oynarım. Daha iyi performans sergilerim. Oğlum şaka mısınız? Bu sefer de bunların atası tutmuş ya. İyi ki Springwood'da düzgün olmuyor dedik anasını satayım. Bu arada az önceki maç sonu göstermeyi unuttum. Sable'ın 11.000 saati vardı arkadaşlar. 11.000 saat şu oyunu oynayacak kadar ne yaşamış olabilirsin ya. 7 yıldır 8 yıldır şu oyunun videolarını çekiyorum. Yayınlarını yapıyorum. 2500 saatin falan anca var. Oh Allah'ım şükürler olsun. Bir Springwood maçını daha kaldıramazdım. Ne kadar istemiyorsam yani harbiden kalbim temizmiş. Kim düşmüş? Kate Denson sana minnet duyuyoruz. Allah'ım uzun süre sonra maçıma ace geldi. Sen beni koru ya Rabbim. Arkadaşlar şunu mancınıkla birinizin yanına falan fırlatsam sizin yanınıza 5. survivor olarak girse nasıl olur? Tayfa toplanmış. Tayfa toplanmış hocam. Bak çakalı görüyor musun çakalı bak. Özelliğe geçtiğimi duydu ya direkt topuk. Direkt ya saniyede bak bak bak. Harita değiştirdi bak. Macmillan'a gitti ya. Ablacım. Özelliği kullandırtmamak için yemediğin nane kalmadı ya. Bak gördün mü? Of nice. Bu güzel oldu. Şöyle bir şey diyeceğim. Bunu tele yollayıp ardından yetişmeye çalışsam. Atma o D-Bag'i atma. Kancaya götürseydim yetişemeyecektim çünkü. Okey her türlü birkaç yem bitiyor herhalde. Ona kafeste heal partisi düzenleniyor mudur? Düzenlendi bile. Selamlar. Direkt spot salmalı zekice. Tamam. Kullanmasını engelledik. Oo. Ya Lori sen salak mısın kanki ya? Enti. Hızlı atlamasaydı vurmuştum bu arada. Perk sayesinde yırttı. Adam beni görüp görüp T-Bag atıyor sadece ya. Lori seni... Ne oluyor lan? Neyin içinden geçti oğlum o? Güzel. Geçememesi güzel oldu. Enayi anca T-Bag at ya bana. Anca işi gücü T-Bag atmak ya. Zorlanıyorum bu arada. Piramitte gerçekten zorlanıyorum. Güzel. Sprint falan olmaması iyi. Şu jeni de bozalım. Bu da çok yüksek. Ya Ace Viscorotto. Canımı sıkma benim. Defol git. Siz yine kanca dahil mi çakıyorsunuz? Çok iyi lan Purpua. Umarım decisive falan yoktur. Şahane olur. Çok iyi. Şöyle diriliş, jene tekme. Oğlum bak şunun yüzünden bir tane jene yetişemeyeceğim mesela şu an. Ben de şey çekeceğim. Full tuzak perklerle bir tane kurban videosu çekeceğim. Bunun çevresine şöyle biraz tel falan çizsem. Lori'yi gördüm bu arada. Çok uzakta da şu an. Gidemiyorum. İki tane aşırı yüksek jen var. Ya güzel işsiz kardeşim benim. Güzel işsiz kardeşim benim. Sen manyak mısın ya? Bunun telde olması güzel. Telde kalsın. Şuraya hemen asalım. Bu maç aslında özelliği fena kullanmadım. Daha isabet oranım yüksek ama. İşte jenleri nasıl tutacağız? İnanın benim için de hepsi birer merak. Baksana 3 tane çok yüksek jen var. Bir katilin en olmak istemeyeceği senaryo. Ne oluyor lan orada? Alo? Ace? Oğlum ne yapıyorsun kardeşim? Oğlum adam dikeldi lan. Kanka böyle mi gezeceğim hep? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar İsa geldi oğlum ne oluyor? Alo? Kanka ne yapıyorsun? Ruha dönüştü oğlum adam. Ya oyun yani şu an bak bozukluğun yüzünden ben orada özelliğe geçerdim yakınım sandım adama ya. Güzel. Bak bu sefer önüne atmak yerine direkt koşu yoluna attım. Şimdi tele yollayabilirim. Telden alındığı zaman şey perkü çalışmayacak çünkü diğer kanca perkleri falan. Lowry ile Ace'in son asılışı. Ama canlar o kadar yüksek ki tutabilecek miyim gerçekten bilmiyorum. Ah lan bir tuttursam onu var ya efsane olurdu da. Lan yarı hile yarı bozuk adam gel buraya. Decisive kayıtlara geçmesi falan hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar. Peki kıvrağı varmış dümdüz kullanmayı tercih etti. Maç bitti bu arada şu an son jeni yapıyorlar. Güzel. Morris'ini çekelim şuna. Lowry var ya inanılmaz jen yaptı. Hani öyle böyle değil. Bütün işini gücünü bıraktı. İşi gücü jen yapmaktı zaten. İnanılmaz jen yaptı yani. Öyle böyle değil. Şu an Noed'im olsa sarardı aslında da. Okey kapıyı açtılar sanırım. Oğlum. Lan kapı açık değil. Alo oğlum bu oyuna siz ne yaptınız? Bir şey diyeceğim. Bunlar... Lowry'cim tamam çok iyi jen yapıyorsun kankam helal de. Yani Ace'in o uçuş animasyonu. Şu kapı şeyleri falan bu ne oğlum? Alo.
Kapı açık değil lan. Var ya, oyunu fena bozdu bunlar. Yani bunlar mı yaptı? Oyun güncellemeden sonra böyle oldu bilmiyorum ama. Bir şey diyeyim mi? Bence bu maç daha iyi oynadım. Chase'ler açısından. Ki bunlar bence oyunu daha çok biliyordu bir öncekilerine göre. Zaten Eda 100 prestijmiş. Diğerleri de klasik Ace falan işte. Ama daha az kill aldık. Onun sebebi de Jhen olayı. Olay Chase'de değil, Jhen tutmada bitiyor arkadaşlar. Çok iyi Jhen yaptıkları için tutamadım maçı. Ama bence yavaş yavaş alışıyorum gibi piramide. Biraz daha hani nerede özellik atabilirim, nerede fake verebilirim. Biraz daha oturuyor gibi. Şimdi gençler, son maça da 2 tane Jhen perk'ü ekleyerek girdim. Bir de böyle deneyeyim hani. Biraz daha güçlü bir hale getirmeye çalışayım. Çünkü az önceki maç Jhen perk'ü olmamasından dolayı gitti ama dediğim gibi hani biraz farklı bir şeyler denemeye çalıştığım için aslında maçların sonucu çok önemli değil. Maçların içeriği önemli. İki maç da fena geçmedi yani. Bu arada benim için piramidin de Oni'den çok bir farkı yok şey anlamında. Yani Oni'yi hiç oynamamıştım ya ben. Bir işte o kocaman Oni küçük kurbanlar modunda falan oynamıştım. Piramidi de gerçekten çok uzun süredir oynamıyorum. Bunu da bir iki sefer falan oynamışımdır yani. Hani çok bir farkı yok benim için Oni'den. En net zorlandığım konulardan birisi, ben mouse hassasiyeti çok yüksekte oynayan birisiyim bütün oyunları. Öyle alıştım yani. Dolayısıyla hafif stabil tutmak zor oluyor özelliğini. Onda zorlanıyorum biraz. Oğlum bunlar bağlandı da oynuyor falan mı acaba? Bir de hocam 4 can bitmiş olacak. 10 dakikadır burayı bekliyorum lan. Oha! Ben maç düşer diye düşünüyordum da leş bir map geldi. Hadi bakalım. Benim için her map leştir arkadaşlar. Bu yeni maplere hiç gerek yoktu bence. Yemin ediyorum Make Moon, Auto Aim falan bunların hepsinden daha iyi. Nereye kışıyorsunuz lan? Senin aklın bir karış havada he. Sen biraz... Bu enayi mi? Kıvrak atmak için koştu oraya galiba da. Senin karşı... Aa, benim lan bir tane bir eklentim kalmış. Güzel oldu bu. Okey. İlk hook'u hızlı aldık. Şu beyaz kancaya yetişir mi? Biraz zorlayacağım. Yetişti. Ana binada birileri var. Arkamdan mı konuşuluyor? Çok iyi oldu bu. Lan bu nasıl bir atış Ahmetciğim, kör müsün ya? Güzel, perk sayesinde Eda'nın önüne çıktık. İyi oldu. Eda spotların hiçbirini oynamıyor zeki bir şekilde. Zeki dedik, adamı da mahvettik. Bizim için iyi oldu. Ah lan! Oğlum işte eklentim olsa vurmuştum ya. Of, o 1,5 metrelik olan daha olsaydı. Çok geldik %50 kısmı, hadi bakalım. Birkaç tane daha deneyeceğim, sonra salacağım. Oğlum vallahi ya, ben neyi yanlış yapıyorum arkadaşlar tam olarak? Neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum ama. En azından burada fake verme işini akıl ettik. Böyle oynanıldığı zaman daha etkili bence. Hani spotta sürekli denemektense bilmiyorum yani. Bana özelliği çok keyifli ve mantıklı gelmiyor. Bazı spotlar hariç. Mesela çok zaman kaybettim. İlk başta şu yaptığımı yapsam 10 saniyede düşürmüştüm adamı. Boşu boşuna 20-30 saniye oyalandık orada. Aa, Eda kendisini attı. Sanırım yani sakat durum etkisine geçti çünkü. Bu güzel oldu işte. Şimdi bunu kafese yollayalım ki... Alındığı zaman herhangi bir kafes sonrası perk'ü çalışmasın. Bir yandan da Jhen kontrol etmem lazım tabii ki. Bu Kate beni zorluyor. Çok zorluyor. Çok iyi oldu bunun önüne çıkmam. Güzel. Gel bakalım sen de şimdi. Seni de şöyle bir düşürelim. Ace'i tele yollayalım. Eda'ya da moru çekelim. Lan oğlum yarım yok. Alo. Piramidin kolu bacağı koptu. Ne oluyor lan? Ya Kate var ya. Seninle daha erken karşılaşmalıydık aslında ya. Kesinlikle yani. Kesinlikle daha erken karşılaşmalıydık. Oğlum senin ben şansına. Yani son anda. Evet, bu kötü bir maçtı. Aslında bunun son maç olmasını planlıyordum arkadaşlar ama çok kötü geçti. Bir tane daha denemek istiyorum piramit. Ya of. Hey kardeşim, hey ya. Yani okey, denedi en azından. Güzel, 2 kill. Bilmiyorum, maça etkili başlıyorum da maçın ortası olmuyor ya. Bir yerde şey oluyor böyle, hani 3 tane Jhen aynı anda çok yüksek oluyor. O kısma girdiğim an ben psikolojik olarak maçı kaybediyorum. O kısmı nasıl toparlayabilirim bilmiyorum. Hani salıp chase atsam 2 tane Jhen, 3 tane Jhen aynı anda bitecek. Jhen'den Jhen'e gitsem tekmelemem bir işe yaramıyor yani. %2, %3 geriletiyorum en fazla. Bir maç daha deneyeyim bakalım. Gençler, ben bu piramit tarzı kağıtları oynamayı niye sevmiyorum biliyor musunuz? Çünkü hata yapma lüksü çok düşük olan kağıtlar. Yani neredeyse kusursuz oynamanız lazım. Diyelim ki birisi pencereye gidiyor. Özelliğinizi attınız, ıskaladınız, timing kaçırdınız.
kaçırdınız, vuramadınız yani kısacası. O kişi hop başka spota atabiliyor kendisini. Çok ciddi zaman kaybediyorsunuz. Yani bu tarz zaman kaybeden katilleri hiç sevmiyorum. Bir tane özellik ıskalamanız bütün maça mal olabiliyor. Yani hani çok kumar bir katil. Özelliğin tutturması da zaten bence kolay değil. Zor bir özelliği var. Gerçekten hiç sevmiyorum yani bu tarz katilleri. Ölümcül takip aldım. Belki dedim hani erkenden hook alırsam diye. Bak yamyamlara bak yamyamlara. Şunu açıkta yakaladım bu arada. Merhaba. Tamam bu yaralansın, defolsun gitsin. Şu jendekini kaldıralım biz. Kalkmaya pek niyeti yok ama. Fena başlamadık bu maça, okey. Bir de şöyle beyaz kanca gelirse çok daha şahane olur. Bu jen mi yiyecek peki beyaz kancayı? Tamam bu jen yedi. Bu jenden başka yüksek jen yokmuş. Yani bu jenden daha yüksek yokmuş diyelim. En azından hata yaptık. Vurabilirim diye düşünmüştüm. Güzel fake. Aynen böyle. Akıllı oyun purpo, akıllı oyun purpo. Tam olarak bu mesafelerden bahsediyorum. Yani M1'le yetişemeyecektim. Çok güzel ama özelliğimle oraya gitmesini engelledim yani. Hani katilin bence en net güçlü yanı bu. Spotu hani böyle kullanmamalarını sağlayabiliyorsunuz. Onlarca atlarken falan kaçırdıysanız geçmiş olsun. Hocanı yetiştirmesene. Şşş, bitirme lan onu. Şu beyaza yetiştireyim. Çok güzel. Bitiremedi. Ne bakıyorsun oradan bana? Ne yapıyorsun oğlum? Hani geldiğimi görmemiş olamazsın herhalde. Çünkü 4 metre 85 metre falan boyu var. Bak özelliğe geçtiğimi duydu ya, hemen spotu salıyor, gördünüz mü? Ah be entiye. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Fake'ini güzel verdik. Giderek tele de bastı. Bunu alalım, bu telli devam etsin yoluna. Telli turnam demişler arkadaşlar. Telli turnam. Bir beyaz kanca daha geldi. Şimdi şu can ve şu ilerideki can yüksek, onu biliyoruz. Şimdi çok vakit kaybettikleri için hemen bir kancaya döneceğim. Zamanında almadılar yani. Zamanında almadıkları için o tunnel'ı yiyecekler. Ya da en kötü kanca trade'ine gireceğim. Güzel atış. Tam önüne doğru. Bunu 2'ye geçirirsek maç hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bize. Okey, 2'ye geçti, şahane oldu. Sumak attım da kime atıyorsun, kime? Enti'ye. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Eda... Ah lan oğlum, önüne atarım dedim de. Var oğlum, etkit mi bastı acaba o? Önüne atarım dedim, adam olduğu yerde durdu ya. Tamam güzel 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 güzel. Telli olduğu için şu an... Oha. Ezber oyunda üstüme yok diyorsun. Direkt arkadaşlar şu... Şey morisini çekelim. Hızlı bir mori olduğu için çok avantajlı. İki kişi diğer tarafa gitti. Hemen ben de geleceğim ki free hit verelim. Nereye kaçıyor bu? Lan ne oldu oğlum, drop girdi. Okey güzel, bunu da hızlı aldık. Yalnız bir şey diyeceğim, diğer Sable hala burada. Ne yapıyor? Git lan. Git lan benim yuvamdan. Dur gelmişken şundan da yapayım da arkadaşlar. Bazı yerlerde belki lazım olur. İbo'nun taktiğini bu sefer doğru gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii o daha hızlı yapıyor. Direkt karşıya geçiyor. Ben lambanın üstünde durdum, anasını satayım. Okey, şimdi onun da son asılı. Şu ona da hemen tunnel çakacağım. Hak ettiğim bir maçı kaybetmek istemiyorum çünkü güzel oynadım. Evet. Ya gitme artık şuraya, gitme. Ya ikinciyi hemen atamıyordum değil mi? İkinciyi atmaya çalıştığım için zaman kaybettim. Okey, Sable'ı korumaya geliyorlar. Smoke attı. Smoke attım da sor bakayım bir Sable bunun farkında mı? Sor bakayım bir Sable bunun farkında mı? Şöyle bir morimiz de gelsin o zaman. İkinci kill de geldi. Yani evet, böyle aslında ismi gibi cellat, yani katlar oynamanız gereken bir killer. Böyle sürekli tele bastırıp tunnel, özelliğinizle fake verip spotu kullanmalarını engellemeye çalışmalı falan, böyle katlar ve stratejik oynanması gereken bir katil. İşte çok yorucu bence. Bak gücü tartışılır. Ben zaten A tier'a koymuştum galiba tier liste. Ama ne bileyim, yorucu bir katil ya. Smoke attın da hocam. Sonra toz mu oldun ya? Yaralıydın ya. Ses falan verseydin bari. Mikaela kombombo bombombo. Ulan var ya, kıvrak ve şey, balans. Yemin ediyorum kullanmayanı dövüyorlar galiba. Ya sen nereye girdin? Sen ne yapıyorsun ya? Okey güzel, rahat bir maç geçti en azından. İlk maçı saymazsak diğer iki maç kötüydü bence. İkinci maç gerçi fena oynamadım ama orada da işte jump perk falan olmadığı için tutamadık. Şeyi çok yapmadığımı fark ettim. Hani şu yol çizip kurbanları tele bastırma olayını çok yapmadım. Yani spotlarda aslında öyle gezmem lazımdı. Genelde rastgele yerlerdeki tellere bastılar kendi kendine. Bak şimdi buna ne yapacağım biliyor musunuz? Dibinde bekleyeceğim, barı dolacak. Sonra öldüreceğim bunu. Bak şimdi attempt atacak, barı doluyor. Ya sen niye geliyorsun ki? Zaten ben... Halledecektim yani, anladın mı? Ha tamam, salıyor, okey. Okey GG. Yani bir tane şöyle maça ihtiyacım vardı, güzel oldu. Harbiden yani, şu son kişiye de mori atalım, sonra laf ediyorsunuz arkadaşlar. Abi son kişiyi niye astın, mori atsana.
Okay, evet, yorucu bir videoydu benim için. Gerçekten yorucu bir videoydu. Piramit mental olarak çok yoruyormuş, onu anladım. Çünkü hata yaptığınız zaman çok kötü hissettiren bir kadın. Mesela Nurse öyle değil. Nurse'e mesela bir link kaçırıyorum. Ama biliyorum ki bir sonraki linkte ben o adamın ağzına edeceğim ya zaten. Hani 3 tane kaçırayım, 4 tane kaçırayım. Önemli olmuyor. Ama bu tarz katiller dediğim gibi hata yaptığı zaman çok ciddi zaman kaybeden katiller. En iyi böyle özetleyebilirim bence bu katilleri. O yüzden sevmiyorum bunları oynamayı. Ne yalan söyleyeyim, 2 maç kazandım. Bir maç berabere bitti, bir maç da kaybettim ama keyif aldınız mı deseniz aşırı almadım. Klan ve meçhul oynamayı tercih ederdim yani. Yine de olsun, farklılık olmuş oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.